Şimdi tabii Hamza ile ilgili eleştiriler de geliyor. Diyor ki Hamza hepimize çip takacaklardı diyordun. Ne oldu deniliyor mesela. Çipi takabildiler mi aşı ile beraber bize? Ya çip zaten herkesin şu anda çip numarası var. Yok, çipi de elinde taşıyoruz Evet. hepimiz aslında Hamza. Ya elinde taşıyorsun da bunu yarın öbür gün deri altına girecek bu. Bak bu kesin garanti. Hatta şunu söylüyorum. Dünyada herkese bir insan numarası verecekler. Sen numaranı, kodunu söyleyip onunla o senin hem kimliğin olacak, dijital kimliğin hem de dijital para cüzdanın olsun. 2023'ten sonra bunu görecek herkes. 2023'ün Ekim'inden sonra bu Hepimizin dijital numarası var zaten Hamza. Arkasında da çip var nüfus cüzdanlarımızda. arkasında çip var ve bu kimlik kartı var ya Ali abi elindeki. Bununla yakında para çekmek için de Kredi kullanılacak. kartı Yani kimlik ve banka TC kimliğim bu. bank ne? Kirliğin? TC Ne kimliğim kimliği? nüfus cüzdanım. Tamam işte onu nüfus cüzdanı elindeki kimlik kartın işte. O sadece kimlik kartı değil aynı zamanda bir Kredi para kartı. kartı. Ya bunu İçişleri Bakanı açıkladı ya ben daha ne diyeyim yani onun üzerine. Bu bütün insanların bir koyun gibi damgalandığı insan numarası verildiği nasıl sürü hayvanlarına numara verilir ya. Bugün devletler kendi vatandaşlarına da vatandaşlık numarası veriyor. Ama küresel bir numaradan bahsediyorum. Numarası deniyor. Bu insan numarası şeyde de geçer yani. İncil'in vahiy bölümünde çok meşhur bir bölüm vardır yani. O 666 Deccal'ın sayısı böyle şeyi vardır, bölümü vardır. Orada geçer. İnsan numarası verilecek diyor herkese. O insan numarası da şey yapabilen, aklı yeten hesaplasın diyor. Bu bir insan numarasıdır ve 666'dır diyor Deccal'ın sayısı. Yani burada dünyadaki her bir insanın damgalanıp o damganın içerisinde ki bu bir çip olarak karşımıza çıkacak yani bundan herkes emin olsun deri altına geçecek bir implant halinde olacak bu. Ondan sonra ne olacak? Kimlik ve para. Bu ikisini veriyorsa zaten o devlettir, küresel devlettir. Onun dışına çıkış yoktur. Ne bir şey satın alabilir, ne de bir şey satabilir. O bölümde bahsettim ya İncil'de de aynı böyle geçer.